Cuma günü saat 10'da 11'de fütkalecim beni aradı. Başkanım görüşebilir miyiz dedim. Saat 1'de görüşelim dedi. Başkanım bana dün akşam bir telefon geldi. Ne diye dedim. İşte Kastamonu'dan bir futbolcudan. Ne dedi? İşte maçı vermemin karşılığında 5000 YTL para teklif etti. Ben de öyle bir şey yapamam dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Yani senin gibi futbolcu olduğum için terim sporun dedim. Sırtı yere gelmez. Sağ ol, beni bu işte bilgilendirdin dedim. Daha sonra ben cumartesi gün Kastamonu'ya gittim. Kastamonu'da orada Ak Sözcü diye bir gazeteci var. Orada gazetede bir şey yazıyor kendi kafasına göre. Amasya Terme'den işte Terme için oynayacak, Terme için şey yapacak falan diye. Gazeteci aradım, dedim ki kardeşim bunu nereden aldın bilgiyi? Ben buradayım, gel benden bilgi iste. Ama ben senin takımın tarafından bana yapılanı şimdi söylesem ortalık karışır. Bana yakışmaz dedim. Kapattım konuyu. Maçta üzüldüğüm bir konu 10.000 kişi yani. Kastamonu'da şike. Yani Terme Spor'un ne yapması gerekirdi? Sağa çıkıp mücadele etmemesi gerekirdi. 93'te de biz Amasya'da gol yedik. Burada 93'te gol yedik. Hatta Vali Bey'e çok teşekkür ederim, Kastamonu valisine. Kulüp başkanına döndü, bu seyirci ne yapıyor dedi. Yani ayıptır dedi. Yani maç bitti, maçtan sonra ne kimse bizi yorucu etti, ne güle güle var, ne bir şey var. Ama en büyük şey de yönetici bazında, yöneticiler benim kendi arkamdan takıma şikeci diye bağırıyor. Bunun akabetinde işte şikenin kim yaptığını, kim şey yaptığını ben kamuoyuna duyurdum. Gerisi Türk Adalet'in. Yani bizim Bal Ligi'ndeki sıkıntımız ne? Kendi dörtlerimizde bir sıkıntı var. İki yani bizden biri inşallah bir takım çıkar da Samsun takımından bir tanesi kalır. Bir tanesi düşer. Doğru mu? Normal şeyde dört takımız. Bizden biri çıkamazsa bir takım iki takım direkt düşüyor. İki takım direkt düşüyor. Birisi de playoff oynuyor. Playoff oynuyor yani. Onun için mücadele ediyoruz. Ama üzüldüm. 10.000 kişinin orada, bizim takımımız genç bir takım. Şike diye bağırmasına bir kulüp başkanına üzüldüm. Ondan sonra işte kalecime de çağırdım. Görüştüm. Bu olayı kamuoyuyla paylaştım. Kayıtlar falan var mı? Futbolcumda şey var, telefon numarası var. Araştırma göre bu futbolcu Kastamonu Spor'daki 4 numara telefon da kendi şeyine ait. Ama artık bunu savcılık araştırmada çıkartırsa çıkartamaz, onu bilemem.